Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün driftle ile uzun yol yapacağız. Bu arada herkesin bayramı mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirmemizi diliyorum hepimize. Fena rüzgar var bu arada. Umarım mikrofona çok fazla ses gelmiyordur. Vizörü kapattım ama. Evet arkadaşlar, benim tabi kanalımızda biz PUBG Mobile ağırlıklı içerik üretiyoruz ama artık yaz geldiği için motovlog ve normal vlog videoları da çekeceğiz. Driftle videosunu, yani motovlog videosunu daha önce çektim de işte inceleme videosu çekmiştim. İşte driftle alınır mı vesaire ve Antalya şehir merkezlerindeki gezintilerimden bir vlog kaydı atmıştım. Şimdi de arkadaşlar, bayram olduğu için biraz uzun yol yapacağız. Gerçekten yani şunu söyleyeyim, motor şu an 9000'de. Yani motor artık tamamen alıştım diyebilirim yani gerçekten. Hani şu an yapacağımız bu uzun yolda motorun avantaj ve dezavantajlarını bütün içtenlikle, bütün samimiyetimle söyleyeceğim. Yani hani ben bazen şöyle bir şey oluyor. Yani bilmiyorum, belki size de denk gelmiştir. Şimdi adam mesela X bir ürünü alıyor, tamam mı? Yani X bir ürün dedim, işte motor, araba vesaire gibi bir ürün alıyor. Deneme veyahut da inceleme videosunu çekiyor. Ama adam o hani ürünü yeni aldı ya. Hani laf söylemeye kıyamıyor. Yani ben bazı videolarda buna, yani bilmiyorum, o şekilde hissediyorum. Yani adam hani böyle mesela bir motor almış. Motorun bir dezavantajı, bir kötü bir yanı var aslında. Ama onu böyle hani şey, böyle yumuşatarak söylüyor. Yani adam onu yeni aldı ya. Ya ben o tarz yapmayacağım. Zaten motor alalı 9000 oldu arkadaşlar. 9000 kilometre oldu. Uzun yolda gerçekten sele rahatlığı olsun, ne bileyim, top speed olsun, uzun yoldaki hani rahatlığı olsun. Bütün her şeyi avantaj ve dezavantaj olarak çok samimi bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, biraz sizinle şöyle bir yol yapalım. Yani yaklaşık bir en azından Antalya şehir merkezinden çıkasıya kadar şöyle bir yol yapalım. Ondan sonra ben kaydı kapat. Evet arkadaşlar, şimdi Antalya çevre yoluna bağlanacağım. Şuradan hemen bir iki ışık sonra direkt çevre yolundan yolumuza doğru devam edeceğiz. Öncelikle PUBG Mobile'deki beni bilen kardeşlerim ve diğer arkadaşlar, motovlog videoların daha fazla gelmesini isterseniz, daha farklı kontentlerde, daha farklı konseptlerde tabii gelmesini isterseniz arkadaşlar, videoya beğeni atmayı unutmayın. PUBG Mobile sevenler, kardeşlerim siz kendinizi biliyorsunuz, videoya beğeni atmayı unutmayın dostlarım. Videomuzda da bizimle beraber, yani ilk videomuza gelen, daha önce bizi tanımayan arkadaşlarımızla ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu an bayram olduğu için gideceğim, biraz uzun yol yapacağım driftle ile. İşte memlekete vesaire gideceğim. Şu an videonun daha, yani videonun demeyeyim, daha yolun başındayız. Şu an SL gayet rahat tabii. Çünkü daha çok da uzun bir yol yapmadık. Bakalım biraz bir 100-150 kilometre geçsin arkadaşlar. Kaydı tekrar açacağım. Bakarız. Yani size şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız hani böyle, ne bileyim, işte hani bir ürün alırsın da onun deneme inceleme videosunu çekersin, işte böyle kötü laf söylemeye hani gönlün el vermez, kıyamazsın ya, o tarz şeyler yapıyor. Ben hiç acımayacağım, tamamen neyse iyi yanları, neyse kötü yanları açık açık çok gönlü rahatlığıyla belirteceğim arkadaşlar. Şurada bir top speed denemesi yapalım. Yani zaten arkadaşlar biliyorsunuz, motoru alacak olan arkadaşlarımız bilir. Bu motor 125'lik bir motor. Ben bunu şehir içinde, gerçi rüzgar sesi olduğu için bir dakika.
Ya arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Yani ben buradan gerçekten 100 kilometre bu top speed'i yapsam, bu motor 100 kilometreden en fazla 105'e geçecek. Yani bilmiyorum, gerçekten top speed olarak 125'lik motorlara göre düşük diye düşünüyorum. Yani daha önce 125'lik bir motora binmedim. Büyük motorlara bindim, kullandım. Benim değildi tabi ama hani binip kullandım. Daha öncesinden araba kullanıyordum. Yani bilmiyorum, 125'lik motorların top speed'i ortalama ne kadar, gerçekten bununla ilgili gerçekten bir bilgim yok. İlk 125'lik motorum bu çünkü. Top speed'imiz 100 arkadaşlar. Yani 101-102 dememe gerek var mı? Sanırım yok. Yani biraz zorlasam 105 yapacak ama o da büyük ihtimal kesiciye yakın bir hızlarda olacak. Yani bir motorda arkadaşlar, uzun yolda aslında bizim motoru çok yormadan, çok yıpratmadan gideceğimiz hız 8000 devirde şu an 85 km hız. Yani ben şimdi bu motora 9000 devirde 100-100 gidersem bence yani motoru ciddi anlamda yorarız uzun yolda. Ama 8000 devirde 85-85 ilerleyebiliriz. Yani 125'lik motor olarak driftle uzun yolda ortalama sabit hız yapıp, yani motorunuzu yormadan yapabileceğiniz sabit hız 85 km arkadaşlar. 100-100 giderseniz motorunuz yorulur. Bu arada diğer 125'lik motorların top speed'i kaç? Bilen varsa en azından driftle ile karşılaştırmış oluruz sizlerle beraber. Motorun top speed'ine baktık. İşte şehir merkezinden çıktık zaten şu an. Çevre yolundayız. Ben kaydı kapatayım arkadaşlar. Biraz şöyle çünkü ciddi bir yol yapacağım. 100 kilometre falan yol yapacağım. Daha fazla hatta. Ne yüzü? 170-180 kilometre yol yapacağım. O da büyük ihtimal GoPro'nun şarjı yetmez. Şimdi buraya kadar her şey, yani top speed söyleyebiliriz zaten. Şu an SL ile ilgili herhangi bir rahatsız eden bir durum yok. Çünkü daha yeni bindik motora. Yaklaşık bir 10 dakikadır falan yoldayız. Ben bir yarım saat, 40 dakika, 1 saat yol yapacağım arkadaşlar. Sonra kaydı tekrar açacağım. Size de söylerim. Yani gerçekten şunu çok samimi olarak söylüyorum. Hani driftle almak istiyorsanız, gerçekten çok samimi olarak bütün pozitif ve negatif yanlarını duymak istiyorsanız, gerçekten şu an doğru yerdesiniz. Video işinize yaradıysa ve hoşunuza gittiyse videoyu beğeni atıp kanalı da takip ederek destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdiden yapan yapmayan herkes sağ olsun, teşekkür ederim. Ben kaydı kapatıyorum arkadaşlar. Tekrardan hepinize mutlu bayramlar. Bir yarım saat sonra görüşürüz. 70 kilometre falan yaptım. Gideceğim yerde varmak üzereyim. Şöyle bir manzaramız vardı. Dedim ki ya, arkadaşlarla bayramlaşırken hep karayı gösterdik. Biraz da denizi gösterelim. Şöyle biraz manzara keyfiniz olsun. Arkadaşlar yani bilmiyorum, uzun yoldan kastınız ne, ama 200 kilometre yol yaptım. Şu an selam biraz sert ama gerçekten hani böyle, yani abi işte kramp girdi, işte bıçak battı falan, o kadar gerçekten değil. Yani 200 kilometreye kadar ben bir yol yaptım, yapılabilir. Evet, biraz 100-100 gittik, biraz yavaş gittik ama gayet güzeldi, yormadı. Yani birazcık yordu, birazcık yormadı. Beni gören duyan arkadaşlar, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Kendinize çok iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.